Hocam arkadaşlarımızın soruları var. Bizim hay hay. programlarda bir geleneğimiz var hocam. Ben şimdi arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğim ama şunu hatırlatmada bulunayım. Programımızın ismi Gençlerle Başbaşa. Evet. Ali Fuat Başkil hocamızın eseri. Biz de istiyoruz ki programa gelen hocamız bir hatıra mahiyetinde bu kitabın sonunu imzalasın. Hı hı. Soru soran arkadaşlarımıza kitabı armağan edelim. O hay ileride hay. baktığı zaman şunu hatırlasın. Ben Vav WOW televizyonda Gençlerle Baş Başa programına katılmıştım. İşte bu haftaki konuda doçent doktor Mehmet Dinç hocamdı diye hatırlasın istiyoruz. Bu sebeple Şöyle bunu işte. da arkadaşlarımıza hatırlatmış olayım. Şimdi sorusu olan arkadaşlarımıza mikrofonu verebiliriz. Evet yavaş yavaş kalkıyor arkadaşlar. Galiba ödül çok cezbetmedi. <laughs> Ortadaki arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz? Evet buyurun. Mikrofonu verelim size zahmet. Öncelikle selamun aleyküm hocam. Ben Hamza Gür, Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bildiğiniz üzere Filistinli kardeşlerimize uzun zamandır bir zulüm uygulanıyor. Biz de bu zulüme karşı onların yanında olduğumuzu belirtmek için boykot uyguluyoruz. Bu boykotu nasıl devamlı sağlayan bir bilince dönüştürebiliriz? Sorum buydu hocam. Hamza teşekkür evet. ederim. Bu boykot meselesi hakikaten önemli. Her ne kadar önemsizleştirmeye çalışan sesler olsa da esasında bu seslerin varlığı çok önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu boykot başladığında ben kendi kendime düşündüm. Neyi boykot edeyim diye. Zaten hali hazırda boykot edilecek birçok şeyin hayatında olmadığını gördüm. Birçok şey yokmuş zaten. Niye yokmuş? Çünkü aklıma yatmıyor. Yani o kadar kötü köfte yemek aklıma yatmıyor yani. O kadar zararlı içecekleri mideme sokmak aklıma yatmıyor. O yüzden zaten hala hazırda hayatımda olmayan şeylerde başka şeyleri, evdeki başka şeyleri, e, te temizlik markalarını falan tekrar bir gözden geçirmeye çalıştık. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum soruna cevap olsun için. Hayatımızı doğru ve sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman esasında boykot edilecek ürünlerin çok büyük çoğunluğunun hayat tarzımıza iyilik getirecek, fayda getirecek şeyler olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ürünü zaten tüketirken evvel bir de düşünmemiz gereken şey şu, bunun bana ne faydası var? Ne işime yarayacak? Hakikaten ihtiyacım mı? Bu dönemde suni ihtiyaçlar çok zaruri ihtiyaçlar gibi gözükmeye başladı. Suni ihtiyaç ne demek? yapay, aslında gerçek olmayan, karşılığı olmayan şeyler. Bizim doğamızda onlar olmadan çok rahat yaşarız, hatta daha iyi yaşarız. Ama sanki zaruri ihtiyaçmış gibi, olması gereken bir şeymiş gibi, hayatımızda var olması gereken bir parçaymış gibi gösteriyorlar. Bu noktada tekrar bir hayatımızı alıcı gözle, dışarıdan bakarak bir gözden geçirmemizde fayda var. Tükettiğim şeyler ne kadar ihtiyacım, ne kadar ihtiyacım değil. Çünkü tükettiğimiz şeyler bir süre sonra bizi tüketmeye başlıyor. Bir de arkadaşlar bu dönem tüketim toplumunun çok e, teşvik edildiği bir dönem. Yani insan evet. devamlı tüketsin, devamlı tüketsin, devamlı tüketsin. Ama tüketim ve üretim dengesini her anlamda düşünmemiz lazım. Her anlamda dediğim şu bir defa bu dünyaya karşı bir sorumluluğumuz var bu tükettiklerimiz bu dünyaya, çevreye, doğaya, diğer insanlara zarar vermemesi lazım. Çok tüketim söz konusu olduğunda başka bir insanın zarar görmemesi, doğanın zarar görmemesi çok söz konusu olmuyor. O yüzden tüketimi bir defa kısmak çok önemli. İkinci olarak tüketim çok tüketmek demek kendimize de zarar veriyor. Yani hem kazanç anlamında bizi zorluyor hem de yaşantı kalitesi anlamında bizi zorluyor. Yunus Emre'nin çok güzel bir şiiri var. Tam tüketim kültürüne ilaç olacak bir şiir. Diyor ki, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı diyor. Ne kadar çok eşya varsa insanın gönlü esasında o kadar daralıyor. O yüzden tüketimle alakalı mutlak bir kontrole sahip olmamız lazım. Bu konuda iki tane doktora öğrencisi İtalya'da bir deney yapmışlar kendi üzerlerinde. Evet hocam. Şimdi ikisi de çalışıyor, doktor öğrencisi ikisi de. Fakat bir türlü ay sonunu getiremiyorlar. Gerginler, mutsuzlar, sıkıntılar var. Ne yapalım, ne edelim, derdimiz ne, sıkıntımız ne, zorluğumuz ne? Diyorlar ki çok fazla eşyamız var, çok fazla tüketiyoruz. Buna bir sayı koyalım. Oturuyorlar, sayıyorlar kaç parça eşyaları var diye. Yanlış hatırlamıyorsam beyefendinin 550 parça eşyası çıkıyor. İşte çorap, kalem, defter vesaire vesaire. Hanımefendinin ne kadar çıkıyor acaba? Tahminler ben ya. söylemiyorum. Siz söyleyin. Burada bayağı efendi var. Kaç tane erkekler değil hanımefendi söyleyecek. Yok yok o kadar değil çok şükür. 2500 <laughs> değil. 850 küsür parça eşyası çıkıyor. Ve bir karar alıyorlar. Diyorlar ki 200-250'de bunu limitleyelim, indirelim. Hepsine bakıyorlar. Bu hakikaten olmadan yaşayabilir miyim? Yaşarım. Atıyor. Bu olmadan yaşayabilir miyim? Yaşarım. Atıyor. Derken 250'ye kadar indiriyorlar ve diyorlar ki başka bir şey sistemden atmadan yeni bir şey koymayacağız. Yani onları attık yeni bir şeyler alalım yok. Yani 249 olacak ki bir şey koyalım. Aynen öyle. Bir şey alacaksam bir şeyden vazgeçmem gerekiyor diyorlar. Sonra bu sisteme geçtikten sonra bakıyorlar ki kazandıkları para yetmeye başlıyor, tartışmalar azalmaya başlıyor, mutsuzlukları gitmeye başlıyor. Böyle midir? Böyledir. Sadelik insana mutluluğu beraberinde getirir. O yüzden boykotla alakalı en çok düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu boykot hayat tarzına dönüşmesi lazım. Zoraki olursa, dönemlik olursa bugün başlar yarın biter ama hayat tarzına dönüşürse insan bunu bir mantığın bir felsefenin bir değerin sonucu olarak hayatına hakim kılarsa hiç zorlanmaz boykot yapmakta ben doğrusu hiç zorlanmıyorum yıllardan beri